AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, Türkiye'de hükümete karşı yürütülmekte olan bir psikolojik hareket olduğunu öne sürdü. Hatay'daki eylemler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyen AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, devlete karşı eylem yapmanın bize bir şey kazandırmayacağının altını çizerken, Antakya'da son günlerde sokak eylemlerini kaşıyanlar ve destekleyenler bunun hesabını hiçbir yerde ödeyemezler. Benim Antakya halkından ricam buna alet olmamalarıdır. Türkiye'de hükümete karşı yürütülmekte olan bir psikolojik hareket vardır. Bunu her alanda sürdürmek gibi bir arzuları olduğunu da çok net olarak görebiliyoruz, dedi. AK Parti adayı Başkanı İsmail Kimyeci, Başbakan'a karşı kırılganlık üreten konuların bazı kesimler içinde risk ürettiği ve sıkıntı kaynağı olduğunun bugün daha iyi görülmeye başlandığını da belirterek, AK Parti'ye zarar vermek, dolaylı olarak güven ve istikrara zarar vermek anlamına geliyor. AK Parti'nin temel felsefesi hizmet esaslı olup Türkiye kazansın, büyüsün şeklinde olmuştur. AK Parti'yi çekemeyenlerin temel felsefesi ise AK Parti kaybetsin de Türkiye yerine olursa olsun anlayışına dayanmaktadır, diye konuştu. AK Parti nasıl farklı toplu kesimlerin değişim enerjisini arkasına alarak Türkiye'yi demokratikleştiriyorsa, AK Parti'ye karşıtlık üreten kesimler de AK Parti'nin arkasında bu toplum kesimlerini de hedef tahtasına oturtuyor, diyen Kimyeci açıklamasında, Suriye'deki iç savaşın bitmesini arzulamayanlar bu sokak terörünü destekleyen ve tanzim edenlerdir. Bunu çok net olarak görebiliyoruz. Suriye meselesinin uzamasını isteyenler, bu olayları hükümete karşı siyasi tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlerdir. Buradan bir alan oluşturma çabasına girmiş olanlardır. Her zaman sağduyulu olma konusunda duyarlı olmak hepimizin bir vatandaşlık görevidir. Polis ile çatışmak, kırmak, yakmak ile bir şey elde edilemez. Bundan herkes bir mağduriyet yaşar. Devletin gücünü test etmek, devlete karşı eylem yapmak bize bir şey kazandırmaz ifadelerini kullandı.